Ya sevgili kardeşler, gerçekten kardeşin de ifade ettiği gibi birlikte olmak, özellikle sizlerle birlikte olmak bende ayrı bir sevinç yaratıyor. Roger'la sohbet ederken özellikle söylemiştim, Almanya'da Berlin'deki topluluğa çok sık sık davet ettiler beni konuşmak için. Bir de buraya çok sık geldim. Değişik yerlere birkaç defa gittim. Ve bu iki topluluk benim yüreğimde ayrı bir yeri var. Bunu sadece sizleri inanın teselli etmek için söylemiyorum. Yürekten gelen sözlerle söylüyorum. Ayrı bir yeriniz var. Hatırladıkça sizler için dua ediyorum. Ve buradaki topluluğun yine Rabbin desteğiyle, onun yönlendirmesiyle sizleri kullanaraktan birer kanal olarak geliştirsin, büyütsün, gerçekten bol ürün olsun. Yani Rabbin toplulukları büyümeye değer. Çünkü Rab gerçekten sadece bizler için değil, tüm canlar için öldü, tüm insanlık için öldü. Eğer bir kişi Rabbin sözünü götürmezse, aktarmazsa nasıl kurtulacak? Bizler kurtulduk, hamdolsun deyip sinemize çekilirsek bu şuna benziyor. Kanserin tedavisini buluyorsun, reçetesini cebinde saklıyorsun, öbürü kurtulmasın diye. Bu da bencillik oluyor ki bizim inancımızın temel taşlarından bir tanesi de karşı taraftaki kişiye değer vermektir. Önce karşıdaki kişi bence önem taşımalı. Evet, iki şey sevindiriyor beni. Birincisi, Rab'da olmak sevindiriyor. Büyük bir ayrıcalıktır Rab'da olmak, Mesih'te olmak. İkinci şey de kardeşlerle birlikte olmak büyük bir sevinç. İnanın Davut bunu ne kadar güzel ifade etmiş değil mi? Kardeşlerin birlikte olması ne iyidir, ne hoştur diyor. Güzel bir kokuya benzetiyor. Her ne kadar